kanserin tedavisinde yani erken teşhis çok önemli. Evet. Bu durumda yani teşhis pankreas kanserine spesifik olması teşhisin erken aşamada konulabilmesini sağlayacaktır. Bu madde fluoresan özellik taşıdığı için fotoaktif bir özelliğe sahip. Bu kanserli dokuda tutunduğunda eğer dışarıdan bir ışık uygularsanız single toksin diye bir ara ürün oluşturuyor ve bu da kanser hücrenin ölümüne sebep oluyor. Bu çalışmamız patentimizi almış durumdayız. Evet, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'ndeyiz. Burada bir araştırma grubumuz, tıbbi biyolojideki hocalarımızla birlikte, Mersin Üniversitesi'ndeki bir araştırma grubuyla birlikte dünyada aslında literatüre yeni geçecek bir buluşa, bir keşfe imza attıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında dünya çapında bir buluş bu ve bunun patentini de almış durumdalar. Konu da şu, pankreas kanseri sinsi bir hastalık. Pankreas kanserinin önceden teşhisi anlamında bir yöntem, bir metodoloji geliştirmiş durumdalar. Bu patentin alınmasıyla birlikte bence Ege Üniversitesi'nden dünya çapında ve bu alanda çalışan bütün bilim dünyasına bir ışık tutacak bir çalışma bu. Onun için de gurur verici ve heyecanlıyız. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi olarak bu tür çalışmaların maddi ve manevi olarak yanındayız. Ben hocalarımızın bu çalışmaların devamını diliyorum ve tekrar tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi'ndeki birçok patent var. Ticarileşmesi gerekiyor. İşte onlardan bir tanesi de bu. Bu patentin tıp dünyasında ticarileşmesi adına da bütün yatırımcılara, tıp alanındaki yatırımcılara da buradan çağrıda bulunuyoruz. Pankreas kanserinin erken teşhisi anlamında bu metodolojinin kullanılabilmesi adına, üretime geçmesi adına yatırımcılara da buradan çağrıda bulunuyorum. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü'nden Profesör Doktor Fatma Yurt Onaran, pankreas kanseri bilindiği üzere teşhisi ve tedavisi zor olan bir kanser türü. Dünyada da rastlanan kanser türleri arasında 13. sırayı almakta. Ölümcül olma sebebi dolayısıyla da 8. sırada bulunmakta. Pankreas çalışmamızda pankreas kanserinin teşhisinde kullanılabilecek bir fluoresan madde sentezledik. Bu madde fluoresan özellik taşıyor. Bu maddeye bir de radyoaktif iyot bağlayarak hem nükleer görüntülemede hem de fluoresan görüntülemenin yapılabileceği bir ajan haline getirmiş bulunmaktayız. Bu fluoresan madde pankreas kanserine spesifik olduğu için normal dokularda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu madde fluoresan özellik taşıdığı için herhangi bir fotoaktif bir özelliğe de sahiptir. Terapide de kullanılabilir. Bu madde biyo uyumlu ve kararlı bir yapıya sahiptir. Yani vücuta girdikten sonra herhangi bir bozulma söz konusu değildir. Aynı zamanda bu maddenin sentezi de yani elde edilmesi de oldukça ekonomiktir. Ve şu an için pankreas kanserinin çok net bir şekilde görüntüleyen bir ajan hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bu nedenle büyük bir önem taşıdığını düşünmekteyiz. Öneriniz olarak enjekte edildiğinde evet. Pankreasta spesifik olduğu için pankreasta bir akümülasyon gerçekleşiyor. Orada bir birikim oluyor ve bunu fluoresan özellik taşıdığı için fluoresan özelliğinden yararlanarak bir fluoresan görüntüleme de yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer buna radyoaktif iyot bağlarsanız nükleer görüntüleme gerçekleştiriyorsunuz. Her ikisinin kombinasyonu olması durumunda tabii ki bu söz konusu. Bu durumda da iki görüntüleme yönteminin de avantajları birleşeceği için çok daha net bir görüntü elde edilmesini sağlayacak. Profesör Doktor Cumhur Gündüz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Biyoloji Anabilim Dalı Başkanıyım.
TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirdiğimiz pankreas kanseriyle ilgili bu maddenin antikanser özellikleri bizim laboratuvarımızda hücre kültür düzeyinde denendi. Maddenin kendi başına antikanser özellikleri bulunmakta. Ayrıca maddenin doğasından kaynaklanan özelliğinden dolayı belli bir dalga boyunda özellikle kızıl ötesine kayan dalga boyunda ışıkla uyarıldığı takdirde de ikinci bir etki ortaya çıkmakta. Bu etki oksijenin parçalanması ve aktif bir oksijen haline dönüştürüyor. Bu aktif oksijen ise DNA hasarını gerçekleştiriyor. Antikanser özellikleri olan ilaçların normal dokuda da yan etkisi bulunmakta. Bu konuda da araştırma yaptık. Normal hücrelerde bu maddenin ve fototerapi dediğimiz ışık verdiğimiz zaman uyguladığımız halde etkisi beklenenden daha az oldu. Yani kanser hücrelerinde çok daha fazla, normal hücreler çok daha az. Bu açıdan çok uygun bir madde. Ayrıca görüntüleme açısından da kullanılabildiği için de çok iyi bir madde. Bu maddenin dediğim patentini almış durumdayız. Patenti Avrupa'dan almış durumda. Ayrıca İstanbul'da 3. Uluslararası Patent Fuarı'nda da gümüş madalyada da bu patentimiz ödüllendirilmiş durumda.